Domatesler çok hızlı büyür arkadaşlar. Biberlere göre çok hızlı büyürler. Biberler daha yavaş bir gelişim gösterirler. Böyle hızlı büyüdükleri için de böyle Temmuz aylarında hızlandıkları zamanlar bu aradaki fazla şeyleri kopartmamız lazım. Koltuk altı temizliği yapmamız lazım. Şuralardan mesela. Şuraları kopartıyoruz. Tam görüyorsunuz bakın şu bölgeden çıkan şeyleri. Şurada da var bakın. Tam arada. Bunları kopartıyoruz. Bunlar çünkü çok aşırı derecede uzuyorlar. Bitkinin kuvvetini de alıyorlar onlar. O yüzden bitkinin gücü gövdeye versin diye onları kopartmamız lazım. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu domatesler et domatesi. Türkiye'den gelme bunların şeyi, tohumu. Bunlar kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Bir de yeni domatesler var. Bunları genelde bu şekilde sırıklara bağlamamız gerekiyor. Bu sırıklara bağlıyoruz çünkü kırılabiliyorlar. Gövdeleri rüzgarla beraber. Çünkü hemen sert olmadıkları için, zayıf oldukları için kırılıyorlar. Bu bağlama esnasında şöyle bir şey oluyor. Domates kendini geliştirdiği için hızlı bir şekilde bağladığınız ip olur. Bakın burada tokalar var. Tokalar olur. Bitkinin gövdesini sıkarken onu boğabiliyor arkadaşlar. Çünkü bitki çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ondan dolayı da bitkinin gövdesini boğuyor. Bitki kalınlaştıkça bunlar da sıkmaya devam ediyor ve ondan sonra da bitkinin gövdesinin kopmasına neden oluyorlar. Ondan dolayı da bu büyüme esnasında dikkat etmeniz lazım. Bunları kontrol etmeniz lazım. Bakın burada da teller var, küçük. Bunlar hediye aldığımız domatesler. Bunlar işte bitkinin gövdesini sıkıca tutuyorlar. Ondan dolayı da bitki kopuyor arkadaşlar. Gövdesi parçalanıyor. Bu bitki daha kendi ayakları üzerine duracak bir vaziyette değil. Zaten bunlar da durmuyor yani. Pek duran şeylerden değil bunlar. Bunları böyle bir desteklemek gerekiyor. Ondan dolayı da dikkat etmemiz lazım. Bunlar gövde genişledikçe bunlar da gövdenin içine giriyorlar ve gövdeyi parçalıyorlar arkadaşlar. Salatalıklar için de geçerli. O yüzden böyle daha bol şeylerle bitkimizi desteklememiz gerekiyor. Bu ara temizliği de dediğim gibi yapmamız lazım. Şu yere gelen özellikle dalları kopartmamız lazım. Şu şekilde kopartıyoruz bunları. Ara dallar çok fazla uzuyor arkadaşlar. Çok fazla uzayaraktan bitkimizin de gücünü alıyorlar. Buraya da hemen bir bakalım. Evet, burada da görüyorsunuz gövdeye yavaş yavaş geçmeye başlamış. Bu şeyler, teller çok kötü bir duruma getiriyor. Teller, ipler. Ondan dolayı bunları kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Bolaltmanız lazım. Veyahut da ilk başta bol şekilde bir bağlamanız lazım. Bol bir şekilde bağlamak lazım. Siz fark etmeseniz de büyüdüğü zaman hiç olmazsa genişlediği zaman gövde bitkinin gövdesine bu ipler, teller girmemiş oluyor. Öyle girdiği zaman da zaten bitkinizi kaybediyorsunuz. Evet. Bir de şu var. Yani aşırı yağmur alan bir yerdeyseniz domatesiniz haliyle
hastalanıyor. Yani bundan bir kaçış yok arkadaşlar. Böyle üstünü falan kapatırsınız, bir nebze engelliyorsunuz ama mümkün değil. Çünkü yan taraflar açık. Bu hastalık yapan şeyler, domates mildiyo hastalığı yapan mantar spor deniyor. Yumurtaları diyeyim ben ona. Onlar uçaraktan geldiği için bu şekilde açıksa bir şekilde domatesin üzerine yapışıyorlar ve hastalandırıyorlar. Ondan kaçışınız yok. Eğer böyle kurak bir yerdeyseniz, az yağmur yağan veya yağmayan suyunuz da varsa güzel domatesiniz olur. Ben geçen sene bir video da yapmıştım. Onu da bu videonun alt tarafına linkini koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Neden domatesler hastalanmadı diye. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde yaparaktan da domates yetiştiriciliğinin mantığını bir nebze anlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi biberler burada, domatesler burada. Domatesler onların yaklaşık 3 katına çıkmış vaziyetteler. Biberlere göre domatesler çok hızlı uzuyor. Bazen adeta sarmaşık gibi oluyorlar. Bunlar da Türkiye'den gelen domateslerimiz. Kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Et domatesi bunlar. Çok güzel tadı var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bitkilerimizi de tuttuktan sonra çok çok az suluyoruz. Hatta çiçek açıncaya kadar sulamayın deniliyor. Bitkiye bakarsınız arkadaşlar, böyle çok susamamışsa sulamazsınız, tutmuşsa da. O da kendi ayaklarının üzerinde durup ondan sonra böyle çiçeklerini açıyorlar. Ondan sonra da sulama yapıyoruz. Yani şu zamanlarda bu şeylere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Eğer ki böyle sırıklara falan bağladıysanız domateslerinizi, tahta sırıklar da olur, İp de bağladıysanız, onların hepsini kontrol etmeniz lazım. Kontrol ederken de dediğim gibi bu arada çıkan uzayan dalları, bitkinin gücünü alan bu dalları, aradakilerini de tek tek kopartıyoruz. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar bitkimiz, domateslerimizden iyi verim alabiliriz. Evet, bugünlük söyleyeceklerim size bu kadar domatesler hakkında. Bu şeye dikkat edin, domateslerinizi kaybetmeyin. Mümkünse bol iplerle bağlayın arkadaşlar. O şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır.